Hedef olan kurumsal yönetim değil, hedef olan sürdürülebilirlik. Sadece kurumsal ya da kurallı yönetimi sürdürülebilirliğe giden yolda bir araç olarak ben görüyorum. Tabii ki muhakkak hem Aile İşletmeleri Derneği'nin hem de Türkiye bölümü olarak kurulduğu FBN'in, Family Business Network'ün kendine ait bir özelliği var. Bu da üyelerinin birbirinden öğrenmesi. TAİDER üyesi olmanın çok büyük bir farklılığı var. Türkiye'de aile işletmeleri çok önemli. İstihdamı %70-75'i, üretimi %90-95'ini aile şirketleri karşılıyorsa bu durum zaten meydanda ne kadar önemli oldu. Bizim için en önemli konulardan biri şu an şirketin dördüncü nesile devri. Çünkü uzun zamandır biz de yönetimde rol alıyoruz. TAİDER'den bu konuda biz çok faydalanıyoruz. Çünkü birçok şeyi doğru yapsanız, kitaplara göre yapsanız bile aile şirketlerine çok farklı dinamikler var. İlk geldiğim andan itibaren o kadar samimi bir ortamın içerisinde buldum ki kendimi. Neredeyse uzun zamandır böyle bir ortamı arıyormuş hissiyatıyla ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım kendimi. TAİDER'de hep konuşulduğu zaman, aileler anlatıldığı zaman rol model olmak konuşmadan çok daha iyi olduğunu anladım. Babam hep şunu söylerdi bize, hala da söylüyor. Ben evde huzuru bulamasaydım bunların hiçbir tanesini yapmazdım diyor. Çok kısaca şunu söylemek lazım. TAİDER'e gelene kadar kendimde, bizde, bizim şirkette olan problemi sadece belki bize doğru bakarak değerlendiriyordum ve bu bizde var zannediyordum. TAİDER'de ve Family Business Network International'da gördük ki aslında bu problemler hem Türkiye'de başka şirketlerde var hem de dünyada başka şirketlerde var. Onların tecrübelerini aldık, dinledik, uyguladık, uygulamaya çalıştık. Biz kendi yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı da paylaşıyoruz. Dolayısıyla samimi ortamda aile şirketlerinin dertlerini konuşuyoruz. Biz ne yaptık bu çekirdek aile oluşunca? Biz dedik ki önce aile olarak nereye gitmek istiyoruz? Bununla ilgili bir anayasamızı yazalım. Çünkü Rena yeni üniversiteye başlamıştı. Burada liseye bitirme aşamasındaydı. Bir danışmanlık eşliğinde anayasamızı oluşturmaya başladık. Hedeflerimizi koyduk. Nereye gitmek istiyoruz, ne yapmak istiyoruz, onlar ne istiyorlar? Kurumsallaşma aile şirketi için kesinlikle gerekli bir olgu. Ve zaten hepimiz bu yola giriyoruz bir zaman sonra. Kurumsallaşma bizim hep TAİDER olarak da oturtmaya çalıştığımız algılardan bir tanesi. Sadece profesyonelleşme, işleri profesyonellere devretme demek değildir diyoruz. Bir sistem oluşturma, bir sorumluluk bazlı hesap verebilir kişilerin yerleştirildiği ve layık olan kişilerin yerleştirildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem içinde aile bireyleri olabilir, olursa ne âlâ. Ancak eğer mümkün değilse tabii ki profesyonellere tamamen dönmek de mümkün. Böyle bir yapıda bunu tercih eden aile şirketlerimiz de var. Ama genellikle gördüğümüz bir kombinasyon. Babayla çalışmak aslında zannedildiği kadar korkutucu değil. Hatta bence bu avantaja da dayanan birçok özelliği var. Çünkü patronunuzu en iyi tanıyan sizsiniz. Onun neyden hoşlanıp neyden hoşlanmadığını, neye neden kızdığını ve ne zaman kızdığını, ne zaman kızabileceğini en iyi bilen sizsiniz. Bunları avantaja dönüştürdüğünüz sürece aslında o ritmi yakalamak çok daha kolay oluyor.